Merhaba arkadaşlar. Koronavirüs risk haritasında son durum şöyle. 14 il daha kırmızıya döndü. Mavi kategoride sadece bir il kaldı. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki Türkiye'de yerinde karar dönemi başlamıştı. Ve koronavirüs risk haritasında son durum renklendirme ile son durum ekranda gördüğünüz gibi. Bir haftada sadece bir haftada 14 il daha çok yüksek riskli gruba girdi. Yani e, ekranda gördüğünüz gibi birçok ilimiz kırmızıya döndü. Bir haftada kırmızı illerimiz çok yüksek riski il sayısı 25'ten tam tamına 39'a çıktı. Bu da çok ciddi bir rakam. Ülkemizde sadece bir tane mavi renkli e, il kategorisi kaldı. O da Şırnak. Türkiye'de mavi ile düşük riskli il olarak bir tek Şırnak ilimiz kaldı. Son 24 saatte de e, vaka sayıları biliyorsunuz ki 20 binlerin üzerinde. Bu nedenle ülkemizde vaka sayıları halen artmaya devam ediyor. Tabii ki sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymayı unutmayınız. Çünkü ülkemizde son günlerde çok ciddi artışlar var. Peki bu artışlar yeni yasakları getirir mi? Şunu söylemek gerekiyor ki önümüzdeki kabine toplantısında biliyorsunuz ki mevcut kararlar şu anda devam ediyor. Ama illerde hatta birçok illerde yeni kırmızı riskli illere yani çok yüksek riskli illere çıkılmış iller var. Bu illerimizde turuncu ve kırmızı illerimizde Yeni renklendirmelerle birlikte yeni yasaklar da gelebilir. Tabii ki yeni yasaklar dediğimiz olay biliyorsunuz ki kırmızı ilde mesela birçok yerde kafe restoran kapalı oluyordu. Okulların birçoğu kapalı oluyordu. Bir yarısı açık oluyordu. Mesela bu tarz yasaklar devam edecektir ama tabii ki bir sonraki kabine toplantısında belli olacak arkadaşlar bu yasakların tekrar gelip gelmeyeceği. Videomuzu sonra geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.